Başladı galiba. Saniye sayıyor değil mi şeyde? Tamam. Esenlikler diliyorum arkadaşlar. Parmağın yalnız şeyin elinde olmasın abi. Şimdi bu defa suyla ilgili bir video çekeceğim. Gerçi burada bir iki video çekeceğim de. Önce suyla ilgili olandan başlayalım. Yanda gördüğünüz gibi dolu bir su havuz var. Yani pek de dolu değil, yarıya kadar da değil, yani çeyreği bile dolu değil ama en azından bir su var gördüğünüz gibi. Su bulmak çubuklarla nasıl olur? Su nasıl bulunur? Veya ben su bulabiliyor muyum? Şimdi bunun en büyük kanıtlarından birisini size göstereceğim. Eğer fırsat bulabilirsem şurada bir kuru dere var. Oradan su geliyor mu? Gerçi bakmadım ama. Orada da bir deneme yapabilirim eğer fırsat bulabilirsem. Çünkü burada birkaç tane video çekmeyi düşünüyorum. Yüzüğü de çıkarayım. Şimdi arkadaşlar, su bulmak herkesin şeyi değil. Bir yeteneği içerisinde değil. Bu benim yeteneklerim arasında da değil ne yazık ki. Yani ben su bulamıyorum açıkçası söylemek gerekirse. Su bulmak için yardımcı bir materyal kullanmam gerekiyor. Bu da nedir? Su. Yani suyu suyla arıyorum. Gerçi bu suyu da ağzıma dolduramayacağım. Yanımızda da bir su şişesi bile yok. Vallahi denemek için şuradan sizin için bir avuç alırım artık suyu ağzıma. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Kirli de değildir ama çok da temiz değil. Şimdi suyu da ararken aslında metal arar gibi aramak gerekiyor. Öncelikle şunu göstereyim. Çubukların hazineleri tamamen boş. Hiçbir şey yok. Boşken deneyeceğiz. Kemik ararken, su ararken veya metal ararken tutma pozisyonunuz yine aynı bu şekilde arkadaşlar. Yani boşluk arar gibi tutmayacağız. Metal arıyormuş gibi. Yine aynı şeyi tutuyoruz. Çünkü biz bir olmayan bir şey değil, olan bir şey arıyoruz. Yani olmayan bir şey derken boşluk hayalidir. Çok güzel telefonla çaldı. İstersen onu bir bak abi kim. İnşallah araba değildir. Efendim Koku. Efendim Koku. Bir saniye abi. Taze bağda. Evet, neyse telefon görüşmesi bitti. Dediğim gibi boşluk sinyalleri metal veya suyunkinden biraz daha farklı. Boşluk olmayan bir şey gibi oluyor yani. Hayali bir şey arıyormuşsunuz gibi, çünkü adı üstünde boşluk ama metal ararken veya su ararken veya kemik ararken tutma pozisyonumuz yine her zamanki gibi bu. Yani haznenin içerisine kemik koyduğunuz zaman çubuğu yine metal ararmış gibi tutacaksınız. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi bir çubukları bir kurayım bakayım. Ben suya gidebiliyor muyum? Çünkü sağ tarafımda benim su var. Bakalım neye gidecek. Ben de merak ediyorum açıkçası. Çubukları görüyor değil mi? Güzel. Maalesef. Yani burada suya gitmedi. Çünkü ben dediğim gibi su bulamıyorum. Yalnız bir şişe su getirmek de aklımıza gelmedi hiç. Şimdi buradan eğilebilirsem eğer bir şuralara ayaklarımı basayım, bir avuç su almaya çalışacağım oradan. O da imkansız gibi. Ne yapalım? Bilim için her şeye değer. Yapacak bir şey yok.
Gördüğünüz gibi ağzımda su varken suya gitti ama suyu boşaltınca maalesef. Bazıları bunu hiçbir yardımcı materyal kullanmadan yapıyor. E o da onun yeteneği. Yani bu işi yeteneği olmayan adam yapamaz. Metal bulmak da ayrı bir yetenek gerçi. Boşluk bulmak da ayrı bir yetenektir ama su bulmak daha farklı bir yetenek. Onun için ben ancak böyle yardımcı bir unsur kullanırsam suya gidiyor. Ve gördüğünüz gibi ağzımda su varken gitti. Yalnız ağzımda su yokken yine suyu bulmadı. Oğlum çekil git. Suya düştü de lanet olsun. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada sonlandıralım. Şimdilik su ile ilgili konumuz bu kadardı. Merak ettiğiniz bir şey olursa sorarsınız, yorumlara yazarsınız. Yorumlara yazdığınız zaman biz size cevap, ben sana yanıt olarak geri döneceğiz. Evet, şimdilik esenlikler diliyorum. Görüşmek üzere. Şu böceği de çıkarayım.